Katman Sesli Makale İstanbul Kent Tarihi Lükor Bizir'in İstanbulu Yazan Fatma Nur Saban Seslendiren Murat Faruk Alparslan Esas adı Charles Edward Jenaret olan ve modern mimari'nin kurucularından Lükor Bizir henüz 24 yaşında iken bir şarkı yolculuğuna çıkar. Korbun gerçekleştirdiği bu seyahat dünyanın doğu ve batı olarak iki eksen üzerinden okunduğu 20. yüzyılın başlarında Avrupa'dan yola çıkarak gerçekleştirdiği 7 aylık bir Voyage d'Orient, doğuya yolculuktur. Lucor Bizir gezisinde notlar alıp gözlemlerini yazar. Bulunduğu şehirlerin skeçlerini çizer ve yeri geldikçe sert üsluplarda eleştirir. Bazense görmek istediklerini gördüğünü belirtir. Şark dünyasında gördüğü her batılılık emaresi onda bir hayal kırıklığı oluşturur. Çünkü Lucor Bizir'in zihninde her batılılık emaresi doğunun sahip olduğu büyüyü bozmaktadır. Ünlü mimarın doğusu Macaristan'da başlar. Doğunun bittiği nokta ise kendisinin de hayran olduğu hatta tapmaya geldiği İstanbul'dur. Lükor Bizir İstanbul'a Edirne ve Tekirdağ üzerinden gelirken kendisini hazırlamış ve görmek istediklerini zihninde çoktan kurmuştur. Kendisi bu şehre tapmaya geldiğini söyler ancak şehri ilk gördüğünde beklentilerinin çok altında bir manzara ile karşılaşır ve hayal kırıklığına uğrar. Zihnindeki ilk İstanbul portresi tertemiz, beyaz minareleri ve berrak sularıyla parlayan bir şehirdir. Ancak geldiği gün itibariyle yağmurlarla çamurlaşmış, gri bulutlarla kubbeli silüetinin örtülmüş olduğu bir İstanbul karşılar onu. Aynı zamanda geldiği ilk yer olan bölgenin bir Levanten bölgesi olan Pera olması itibariyle etrafında gördüğü Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ile ciddi bir hayal kırıklığına uğramıştır. Yine de bu ilk andaki düşüncelerine yenik düşmemeyi tercih eder. Yerine bir süre İstanbul'da kalmaya ve şehir hakkında gözlemler yapmaya devam eder. Le bir anlamda da Avrupa'dayken edindiği İstanbul imajını görmek için gayret eder ve kaldığı süre boyunca bu imajı arar. Perada konaklayan Le aslında tam olarak İstanbul'da kalmadığının farkındadır. Nitekim eskiden bir Ceneviz kolonisine ait olan ve zamanla da Avrupalı levantenlerin yoğunlukta yaşadığı bu bölge, Suriç İstanbul'unu uzaktan izleyen bir konumdadır ve çok daha farklı bir kentli kültürüne sahiptir. Le Corbusier de bir Avrupalı ve İstanbul'a dışarıdan gelen bir izleyici olarak konakladığı bölgenin farkındadır. Zira peradan dominolar gibi yukarı doğru uzayan binalarıyla New York'un cazibesiyle yoğrulmuş bir şehir olarak bahsetmiştir. Peranın dar sokakları, sıkışık bir biçimde inşa edilmiş taş tane evleri, yer kaplamaması için bir ağacın bile ekilmediği ufak alanları, mimarın gözünde taş yanından oluşmuş ve soğuk bir semt imajı çizmiştir. Le Corbusier, perayı İstanbul'a ait olarak düşünmemiş ve notlarında Pera'yı İstanbul'u izleyen bir yabancı olarak nitelendirmiştir. Lükorbizir, Suriçi, Beyoğlu ve Üsküdar'ın ne kadar ayrı olduklarını gözlemlemiştir. Yine de birbirlerinden vazgeçemeyecekleri düşüncesindeyim. Kimlikleri hiç mi hiç benzemiyor birbirlerine ama gene de birbirlerini tamamlıyorlar. Pera, İstanbul, Üsküdar bir teslis diyerek o dönemler bir Avrupalı nazarında şehrin inanılmaz derecede kozmopolit, karma ve melez yapısına dikkat çekmiştir. Lükor vizir notlarında kentin geleceğini İstanbul'u eninde sonunda mahvedecek felaket modern zamanların ilerleyişidir. İstanbul'u ölecek. Bunun sebebi ise o daima yanıyor ve baştan inşa edilmek zorunda kalıyor şeklinde ifade etmiştir. Nitekim 1911 yılında gerçekleşen Aksaray yangınına şahit olmuş ve şehrin ahşap binalarının bir anda nasıl yanıp kül olduğunu görmüştür. Lükor, bizir yangınlarla tamamen temizlenen sokakların, bu sokaklarda baştan inşa edilen evlerin yeni mimari yapılarını eleştirir. Evlerin çarpıklığını Avrupalı sigorta şirketlerinin, özellikle Alman olanlarının iş bilmezliğine bağlar. İstanbul'un her daim yeniden ve yeniden inşa edilmesi zorunluluğunun bir şehir belli inşa ederken şehir hafızasına ne kadar zarar verdiğinin farkındadır. Evleri yanan insanların tepkilerindeki sükutu ve alelade bir şekilde hayatlarına devam etmelerini ise anlamsız şekilde tuhaf bulur. Türkler büyük bir ciddiyetle seyrediyorlar yangını. Kahveler meydanlara taşmış, ağaçlar da gökte zincirinden boşanmış, uçup duran köz parçalarından ancak koruyabiliyor insan. Sokak satıcıları şerbetlerini, dondurmalarını, meyvelerini satıyor. Büyük bir tiyatrodaki duyulmadık bir gösteri yandırıyor her şey. Ne var ki olup bitecekleri bildiği ve de zaten hiçbir şey ilgisini çekmediği için bıkkın bir kitle seyrediyor bu gösteriyi. İstanbul yüzlerce yıldır yanıp duruyor zaten. Bunların yanında Le Corbusier İstanbul'un modernleşme çabasını iğrenç bulur. Boğaz içinde yeni yapılmış saraylara büyük bir antipati ile yaklaşır ve şehrin dokusunu bozduğunu düşünür. Ey Jön Türklerin ülkesi, ilk eserlerin bunlar mı diyerek İttihat Terakki'nin mimarideki modernleşme çabalarını küçümseyici bir dille eleştirir. Le Corbusier, modern mimarinin belki de en önemli figürü İstanbul'daki modern sayıların mimari eserleri Jön Türk mimarisi olarak adlandırıp şehrin ruhunu bozduğunu düşünür ve küçümser. Lükorbizir'in İstanbul'u açık tonlarla bezenmiş camilerden ve kentin tepelerinden yükselen minarelerden ibarettir. Pera'da konaklarken ünlü mimarın gözüne ilk çarpan bu olmuştur. Tepelerde camiler vardır ya da camiler birer tepedir. Adeta İstanbul'un mimari dokusudur bu camiler. Tarihi yarımada ve sur içindeki geniş avlulu ahşap evleri över. Uzaktan bakıldığında yemyeşil görünen bu kenti önce beğenisine yediremez. Ona göre şehir denilen mefhum, bağlık ve yeşillik bir yer değil. Değildir. Yine Lükor Bizir nezdinde İstanbul'un bir özelliği de yeşil bir kent olmasıdır. Bunu şu şekilde ifade eder. Evin olmadığı yerde mezar vardır. Dolayısıyla yeryüzüne yerleşilmiştir hep. Onlarda ülke çöl gibidir. İnşaat yapılan yere ağaç da dikilir. Bizde ise şark ile karşılaştırıldığında ülkemiz bir cennet neredeyse. İnşaat yaptığımızda ağaçları sökeriz. İstanbul bağlı, şu defu taşlık bir yer. Bunların yanında camileri de oldukça yakından gözlemleyen bizir, Müslüman evlerinin ahşap ancak buna karşılık olarak ibadet hanelerinin taştan yapılmış olduğuna dikkat çeker. Ona göre bu insanın geçiciliğini ancak ilahi olanın da sonsuzluğunu gösterir. Mimara göre bir caminin en dikkat çekici kısmı da göğe doğru uzanan kubbesidir. Bunların dışında Lükorbizir kahvehanelere gitmiş, oradaki insanları gözlemlemiş, İstanbul'un çarşılarında vakit geçirmiştir. Çarşıları oldukça hızlı, telaşlı ve hareketli bulmuştur. Bu noktada şehrin ruhundan farklı bir dünya vardır çarşılarda. Ayrıca esnafın müşterileri kandırdığını ve malı satmak için yalanlar söylediğini kaydeder notlarını. Bütün bunlara rağmen Le için İstanbul insanıyla ve mimarisiyle hafızasında çok ayrı bir yer edinmiştir. Bundandır ki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda şehrin sert müdahalelerle modernleştirilme yoluna gidildiği dönemde ünlü mimar Atatürk'e bir mektup yazar. Bu mektupta şehri hiçbir karşılık talep etmek sizin modernleştireceğini ve şehir hakkında projeleri olduğundan bahseder. Ancak bu isteği karşılıksız kalır. Onun yerine bir başka mimar Henry Prost bu vazifeyi devralır. Le Corbusier çok istediği bu işi alamaz. İstanbul doğunun ne başladığı ne de bittiği şehirdir. İçinde barındırdığı bir sürü farklı yapıları, insanları, sokakları iki kıtada birden var olması ile başka hiçbir şehri andırmaz. İstanbul'un her farklı kültürden ziyaretçisi için sunduğu farklı bir özelliği vardır. Bu açılardan şehir birçok yönüyle benzersiz bir kenttir. Ancak şehrin her daim değişmesi sebebiyle bir kent belleğine sahip olamadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla her neslin hatırladığı İstanbul imajı da birbirinden farklıdır ve bundan sonra da farklı olacaktır. Katman Sesli Makale